Sigara sardığı ve çalıştığı masasıymış. Çizim masası diyorlar şeyde. Bu da benim çizdiğim Dostoyevski kitabı. Kapağını çizdim daha doğrusu. Ve masasına koydum. Yaşasın. Dostoyevski'nin saati. Bu saate sürekli bakıyormuş. Ayrıca bu odada yatıp kalkıyormuş yani. Burada kalemi işte... Çay içtiği bardağı, yazıları falan hepsi burada. Şu koltukta sürekli uyuyakalıyormuş. Bu kitaplığından alınan kitaplar, okuduğu kitaplar. Orada bir tane portresi var. Aynen, kitaplığı da orada. Sandalyesi, masası falan bu. Şurada da sigarasını sardığı masa. Ve ayrıyeten burada da çalışıyormuş. Oturma odası gibi. Şurada saat var bir tane. Bundan kuş çıkmıyor. Bu saat. Burası zaten girişi. Şapkası. Buralar boş biraz. Burada da yeğeni kalıyormuş. Fotoğraflar Rusya'dan manzaralardır. Burada da el yazısı var bir tane. Dostoyevski Karamazov kardeşleri bu evde yazmış ve Puşkin'e ünlü söylevini de bu evde yazmış. Her 3 yılda bir ev değiştiriyormuş adam. Sorry. Zaten burada da yazıyor. Her 3 yılda bir adam ev değiştiriyormuş. Duramıyormuş hiçbir yerine. Zaten büyük yazarların ve çizerlerin olayı biraz böyle oluyor. Sürekli ev değiştiriyorlar. Japonya'da da Japonya'nın en ünlü ressamı bu sayı. Sessiz olmamı söylediler. Okusayı da sürekli ev değiştiriyormuş. Hatta yaşadığı evlere girilmiyormuş pislikten. Çok pis bir adammış. Yani evi pis bırakıyormuş. Burası da tarihi fotoğraflar ve belgelerin olduğu bir yer. Tam anlamadım ne olduğunu. Birinci Paul var diyor. Bunlar Dostoyevski'nin eşyaları herhalde. Şey almadım. Sesli rehber almadım. Fotoğraflar. Her şeyi para istiyorlar aslında. Bunun için geldim sadece. Tabii ki yani adamın yaşadığı yeri görmek en büyük yazarlardan birisi. Dostoyevski. Severiz.
oynuyor burası. Burada Dostoyevski'nin yine portresi var. 1880'de çekilmiş. Parov çekmiş. Bu da Hated Participation of Ceremony. Unveiling'in anlamını bilmiyorum da seremoniye hazırlanırken Pushkin heykelinin seremonisine hazırlanırken herhalde aldığı bir tebrik mesajları falan filan. Bu da yüzünün heykeli şey yapılmış. Lan şey aklıma geldi, Game of Thrones aklıma geldi ya. Bu ne oluyor? Kitabı. Ne olduğunu bilmiyorum ya, okuyamıyorum. Kadar. İki şey var. Buraya gelince bunu görüyorsunuz. Edebiyat sergisi. Bu da işte yaşadığım daire. Burası bu kadar. Giriş 250 ruble. Aklınızda bulunsun. Yanınızda nakit olsun. Burada kredi kartı geçmiyor. Merhaba. Aa, merhaba. Bak yine bir ablayla karşılaştın Türkiye. Nasılsın abla? Dostoyevski'de buluşulur değil mi? Tabii abla. Hatta ben sana bir şey göstereyim. Bunun için geldim ben. Ay! Çok güzel. Çok güzel. Nasıl güzel kitap değil mi abla? Çok güzel. Kapağı kıt tasarımı falan nasıl? Türkiye'de yayın aldın herhalde. Aha. Tabii. Hangi yayın evi bu? Seyyart yayın evi abla. Çok güzelmiş ya. Abla bunun kitap kapağı boştu. Ben çizdim bunu. Bunun için geldim aslında buraya. Sahi mi? Aha. Sen de aslında anlamadın ha. O kadar gerçekçi olmuş demek. İzninle bir resmini çekeyim mi? Tabii abla. Ben de onun için geldim zaten. Seni de çekeyim. Bak İsmin abla bile anlamadı ha. Berk abla benim ismim. Berk abla. Senin ismin ne abla? Nur. Şöyle.